Merhaba arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben şimdi kendime ve Hasan'a krep yapacağım. Size de tarifini göstermek istedim. Gelin hep beraber hemen krepimizi yapalım. Hepsini buraya hazırladım arkadaşlar. O zaman başlayalım. İlk önce unu alıyoruz. 200 gram. Unu 400 mililitre sütle çırpacağız. Evet, pürüz şu şekilde geldi. Şimdi yavaş yavaş yumurtaları ilave ediyoruz. Azıcık tuz ilave ediyoruz. Ve ben tatlı olmasını istediğim için 2 yemek kaşığı şeker de ilave ediyorum. Hamur böyle bu şekilde olması lazım. Böyle sulu. Normalde 30 dakika dinlendirmek lazım bu hamuru. Ama biz geç kaldığımız için hemen yapacağız. Bakın böyle pürüzsüz şekilde akan bir hamur. Tavaya sıvı yağ eklemek istemediğim için hamurunu ekleyeceğim. Bunu yapmayı unuttum. Azıcık böyle bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Evet arkadaşlar, ocak kızdı. Tane böyle kepçe alalım. Evet arkadaşlar, biz şimdi yine Reyhan gideceğiz. Bana sağ olsun yine sıcak çikolata yaptı ve onun yanında videomu editleyeceğiz. Ama böyle yarış marış böyle hızlı film edeyim. Ben zaten hiç dışarı salatıyorum. Efendim? Bu adamı biliyor musun? Bakayım. Designer lak ya. Alo. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ay. Nereye gidiyorsun? Ben seni takip ediyorum. Ben seni takip ediyorum. Nereye kaçacağını düşün ya. Çıktık. Reyhan da bize pizza yaptı. Bir tane böyle sucuklu, bir tane de böyle ton balıklı. Eline sağlık evet, afiyet Reyhancığım. olsun. O zaman hemen yiyelim. Arkadaşlar ben Teddy'ye geldim. Biz de Almanya'da böyle 1 euro dükkanı diyorlar. Yani uygun şeyler var burada. Kapıyı boyayacağız. Biliyorsunuz zaten diğer vlogda görmüştünüz. Rolo için geldim işte burada. Bakıyorum şu an Rolo nerede? Ha, gözümün önündeki şeyi görmüyorum. Bundan bana lazımdı. Galiba bunlar doğru olan rololar. Kapı için işte. Dedim bunlar galiba daha iyi olur fırça yerine. Bakın burada kaç para? 1 euro. Geçen Teddy'ye gitmiştim, orada yoktu ama burada varmış. O zaman size bir de Teddy'yi bir gezdireyim. Neler var burada bir görün istiyorum. Bakın burada böyle tabaklar falan var. Değişik değişik böyle. Bunlar çok güzel. Hep düşünüyorum bunları alsam mı almasam mı diye ama her seferinde diyorum ya yerim yok.
Yerim olsa alırım ama gerçekten maalesef ki mutfağım küçük olduğu için yerim yok. Ama bakın böyle bardaklar falan var. Aa şu vazo çok güzelmiş, yeşil. Bakın şu. Gerçekten güzelmiş. Bu duvarda da hepsi 1 euro. Bakın. Yok yok, burada yani her şey var. Kuplar var. Şu çok tatlıymış. Ay şu yukarıdaki de çok tatlıymış. Yılbaşı geldiği için böyle simli simli şeyler de çıkmış. Bakın. Çok güzeller. Böyle şeyler gelmiş. Aa bunlar yeni. Ben buradan pampas almıştım. Aa bunlardan daha güzeldi ama bunlar yeni gelmiş. Bunlar da güzelmiş. Bundan da alsam aslında iyi olur. Bakın 5 euro. Ben şimdi kasaya gideyim. Çünkü Hasan beni bekliyor. Hızlıca size göstermek istedim. Gelin buyurun, gelin buyurun. Ekmeğe gelin, kral ekmek. Evet. Evet. Minik ekmeğim yaptın mı? Evet, minik minik yaptım. Benim minik ekmeklerim. Ondan sonra döner yiyeceğiz. Arkadaşlar bakın, minik döner yaptım kendime. Arkadaşlar şimdi kapımızı boyayacağız. Size de göstermek istiyorduk. Beyaz rengini yapacağız. Kahve rengini. Ben birazını başladım. Şimdi devam yapıyorum. Size de göstermek istedim. Sonucunu görürsünüz işte. Hadi gelin size de göstereyim. Akşam yemeğimiz geldi. Eşim Hasan pizzayı yaptı kayınvalidenin dükkanında. Ellerine kollarına sağlık. Olsun. Bakın size göstereyim. Salamlı pizza. Sucuklu mısırlı pizza. Ton balıklı pizza. Ve böyle vejetaryen pizza. Böyle birkaç bir şey var üzerinde. O zaman bize afiyet olsun. Aşağıya birinci katı sürdük rengi. Şimdi böyle yine zımpara kağıdımız var. Ama böyle az var üzerinde. Yani bu boyada pürüzsüz olanları yine çekeceğim. Ondan sonra ikinci boyayla bitireceğim kapıyı. Tek burası kaldı ama aslında yok, yanı da var. Böyle bir fırçayla duvarın kapının yanlarını yapacağım. Thank you.
Ben kapıyı boyadım, gitti. Son hali böyle. Bembeyaz oldu kapı. Çok şükür. Şu kulpu var, çok çirkin. Bunu bir soracağım, değişilebiliyor muymuş? Çünkü kilidi nasıl olacak bilmiyorum. Şunu da boyadım, ne yapayım artık ama güzel oldu bence. Eskisinden bin kat daha iyi. Evet, bittik yani. Tam pürüzsüz şekilde değil. Daha ince detaylarını yapacağım ama kapı böyle bembeyaz oldu. Daha kurumadı tabii. Şurada azıcık duvara geçmiş, şu yukarıda. Onu duvar boyayla bir üzerinden geçmem lazım. Dediğim gibi şu kilidi boyadım ama üzerinden bir kat daha geçmeliyim çünkü olmadı. Bir de akıyor, bilmiyorum ki oluyor muydu bu renkte, vallahi yaptım ama inşallah kötü durmaz. Bu kulpun formu da böyle kötü olduğu için zor yapıştırdık. Bu yanlar hatta yapışkan gelmiş. Buraları yine eski kahverengi gözüküyordu. Üzerinden geçtiğim için kapının buralarında beyaz renk geldi. Ama oraları silerim, daha detaylı işte boyarım oraları küçük bir fırçayla. Şunu da işte ne yapacağım bilmiyorum ama genel olarak kapı güzel oldu. Lekesi falan da yok. Güzel eşit renkte boyandı. Tek şu kulp işte, kafama taktım şu kulpu. İnşallah değiştirebilirim çünkü beyaz kapıya bu kulp hiç gitmiyor. Evet öyle arkadaşlar. Bakacağız artık nasıl yapacağız. Bence böyle ama daha güzel oldu. Tabii ki şuraları toparlayacağım. Ama böyle eski kapıdan bin bin kat daha güzel oldu. Arkadaşlar şu kapı şeysini değiştirmem lazım, zilini. Ne kadar eski ama böyle bir şey bulamadım. Yani Amazon'da bakacağım şimdi. Buraya böyle güzel beyaz bir şey gelse çok güzel olur. Çünkü çok iğrenç. Yani bir şey bulmazsam bunu da boyayacağım galiba. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım ki videomuz hoşunuza gitmiştir. Bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Bye bye.